Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da Prime satıcı nasıl olur ve FBA sistemi nedir ve nasıl çalışır bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle beni tanımayan insanlar için kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Ben Atakan Özdoğan, Amazon'da yaklaşık 6 yıldır satış yapıyorum. Bugünkü konumuz, Amazon'da eminim birçoğunuz birçok üründe Prime statüsünü görüyor. Bazı ürünler Prime logosunu görüyorsunuz, bazı ürünlerde Prime logosunu görmüyorsunuz. Bu Prime nasıl olunuyor, Amazon FBA sistemi nedir? Bugün bunun hakkında sizlerle konuşmak istiyorum ve çok önemli bir konu olduğunu söyleyebilirim. Yani eğer ki Amazon'da satış yapmayı planlıyorsanız bu videoyu muhakkak ama muhakkak izlemeniz gerekiyor. Bu temel bilgileri bilmeniz lazım. Çünkü Amazon'un bunlar bel kemiğidir. Şimdi arkadaşlar Amazon'da biliyorsunuz genel anlamda bir Prime olayı vardır. Bu Prime olayı nedir? Müşteri tarafını ilk önce açıklayayım. Amazon bir üyelik sistemi sunuyor müşterilere. Diyor ki eğer ki sen Prime üye olursan diyor, işte ayda ne bileyim 10 dolar, 12 dolara Prime üye olabiliyor. Prime üye olduktan sonra müşteriler ne sipariş ederse etsin hiçbir şekilde kargo parası ödemiyorlar. Yani normalde Amazon'da 25 doların üstü bedava kargo. Ama Prime müşterisi olduktan sonra 2 dolarlık bir ürün bile sipariş verse herhangi bir kargo parası ödemiyor. Bunun haricinde başka sağladığı avantajlar ne? Müşteriye ürün ertesi gün teslimat olabiliyor. Çok hızlı bir şekilde ürünü teslim alabiliyor. Bunun haricinde zaten filmler izleyebiliyor vesaire vesaire. Yani çok oldukça avantajlı bir sistem olduğunu sizlere söyleyebilirim müşteriler tarafından. Fakat Amazon müşteriler tarafında şöyle bir koşul sunuyor. Bir ürün satın almak istediği zaman bir müşteri bu Prime üyeliğinden yararlanabilmesi için ürünün de Prime olması lazım. Eğer ürün Prime değilse maalesef ki o müşterinin Amazon'daki Prime sistemi çalışmıyor. Yani o da mecburen Prime ürünleri almak zorunda. Şimdi peki satıcı tarafına gelelim. Satıcı tarafında bu Prime nasıl olunur? Bunun bir hesaplama alakası var, bunun bir aylık ücreti mi var, varsa ne kadar? Şimdi bunun hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Prime olabilmek için Amazon'da satıcı hesaplarınızda herhangi bir ekstra ücret ödemenize gerek yok. Veya Prime'ı hesap olarak yapamıyorsunuz. Prime muhabbeti üründen ürüne göre ancak Prime yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum 5 ürün satıyorsunuz. 5 ürünü aynı anda Prime'de olabilir, aynı anda Prime'de olmayabilir. Peki bu Prime nasıl olunuyor? Şimdi size gelin bunu açıklayayım. Prime olabilmek için arkadaşlar tek bir koşul var. Bu koşul da şu. Mesela diyelim ki Amazon'da kalem satıyorsunuz. Bu kalem size ait bir marka da olabilir. Hali hazırda olan bir markanın ürünü de satıyor olabilirsiniz. Ürünü Amazon'da listelediniz. Bu ürünü nasıl Prime yapabilirim? Tek bir koşulu var az önce dediğim gibi. Bu koşul da şu. Amazon'un biliyorsunuz ki depoları var. Bu depolardan ürünleri müşterilere gönderiyor. Amazon'un şart koşulu detay şu. Ürünleri benim depoma göndereceksin diyor. Yani mesela diyelim ki Amazon Amerika'da ürünleri listelediniz ve ürününüzü Prime yapmak istiyorsunuz. Ürünleriniz daha satılmadan bir koli yapıyorsunuz. İşte kaç adet göndermek istiyorsanız Amazon'un sistemine uygun bir şekilde kolileme yapıyorsunuz. Ve o kolilemeyi arkadaşlar daha sonrasında Amazon deposuna gönderiyorsunuz. Amazon'un size vermiş olduğu Amerika'daki adresine. Daha sonrasında Amazon onu adresine alıyor ve depolarına koyuyor. Depolarına ancak ürünleriniz Amazon depolarında olduğu zaman o ürününüz Prime olur. Eğer Amazon depolarına ürün göndermezseniz ürününüz Prime olmaz arkadaşlar. Peki bu Prime mevzusu gerçekten anlatıldığı kadar çok mu önemli? Gerçekten anlatıldığı kadar çok ama çok önemli. Yani biz eğer ki Amazon'da satışa yeni başlayacak olan bir insana muhakkak ki ürünlerini Amazon deposuna göndermesini tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü Amazon deposuna gönderirse ürünü Prime statüsüne kavuşacak ve Prime statüsüne kavuştuğu için de Prime müşteriler o ürünü tercih edebilecek. Yani size şöyle söyleyeyim, Amazon'da Amerika'da sadece 120 milyon tane Prime müşterisi var. Yani Türkiye'nin nüfusu şu an ortalama 87 milyon. Yani Türkiye'nin nüfusundan 30-40 milyon daha fazla sadece Amazon Amerika'da Prime müşterisi var ve Prime müşteriler sadece Prime ürünleri alıyorlar. Bu ne demek oluyor? Siz Amazon depolarının ürünü göndermezseniz 120 milyon tane Prime müşterisini zaten kafadan kaybetmiş oluyorsunuz. Yani bu da Amerika'nın 3'te 1'ine kafadan elemiş oluyorsunuz. Ki zaten Prime müşteriler daha çok alışveriş yapmaya yatkın müşteriler olduğunda bu söylemekte fayda var. Ne zaman Amazon depolarına ürün göndermek mantıklı olmaz? Ne zaman Prime olmak mantıklı olmaz? Ona da değineyim. Eğer ki satacağınız ürün büyük bir ürünse ve zaten rakipleriniz de Amazon depolarına ürün göndermiyorsa orada bir problem yok. Yani örnek veriyorum, mobilya satıyorsunuz, kocaman bir mobilya.
Zaten hiçbir rakibiniz de Amazon deposuna göndermemiş. Zaten onlar da Prime değil. Burada siz de göndermeyebilirsiniz. Bunda bir Amazon'da dezavantaj yaşamazsınız. Ama sizin rakiplerinizle birlikte mesela kalem satıyorsunuz. Rakipleriniz kalemi depoya gönderdi. Siz depoya göndermediniz. Burada arkadaşlar Amazon'a satış yapmanız neredeyse artık imkansız hale gelir. Bir de zaten şöyle bir avantajı da var. Prime olabilmek için biliyorsunuz Amazon depolarına ürün gönderiyorsunuz. Amazon depolarına toplu bir şekilde ürün gönderdiğiniz için sizin lojistik maliyetiniz de düşüyor. Lojistik maliyetiniz de düştüğü için ne olmuş oluyor? Sizin de arkadaşlar fiyatta rekabetçi olabiliyorsunuz. Yani şu an bugün bir kaleme örnek veriyorum. Amerika'ya göndermek isteseniz belki 40 dolar, 30 dolara belki göndereceksiniz. Çünkü zaten bir zarf bile artık 20-25 dolara gidiyor. Zaten kalemin kendisi 10-15 dolar. Şimdi insanlar Amerika'da nasıl 10-15 dolara kalem satabiliyor? Şu şekilde satabiliyor. Kalemleri satmadan önce büyük bir kolyeye bir sürü kalem koyuyorlar. Hacimli gönderdikleri için kargo çok avantajlı hale geliyor ve o şekilde fiyatta rekabetçi olabiliyor. Yani o yüzden biz insanlara her zaman şunu tavsiye ediyoruz. Eğer ürününüz küçükse ve rakipleriniz Prime ise sizin de muhakkak ki Prime olmanız gerekiyor. Şu konudaki insanların endişelerini anlayabiliyorum. Hani ürün daha satılmadı, hani ya tamam göndeririz ama ya satılmazsa ürünleri tekrardan Türkiye'ye getirebilir miyiz diyorlar. Yani teknik anlamda evet Türkiye'ye geri getirebilirsiniz ama bu sizi aslı aslarını geçer arkadaşlar. Çok pahalıya patlar. O yüzden gönderdiğiniz envanteri geri gelmeyecek gibi düşünüp ona göre kontrollü bir envanter göndermekte fayda var. Veya ürününüzün doğru ürün olduğunu da emin olmakta fayda var. Gelişi güzel ilerlememek lazım. Yani Amazon'da satış yapmak istiyorsak benim kişisel düşüncem eşittir Prime olmak gerekiyor. Prime olmak için Amazon deposuna ürün göndermek lazım. Amazon deposuna da ürün gönderebilmek için arkadaşlar hani böyle gelişi güzel hareket etmemeniz lazım. Yani ya bu ürün satar, işte ben bu ürüne güveniyorum gibi kişisel düşüncelerle hareket ederseniz sonuç sizler için çok sağlıklı olmayabilir. Şimdi mesela Trendyol'da birçok insan satış yapıyor. Oraya tüm ürünleri listeliyor. Neden rahat? Çünkü zaten ürünü kendi deposundan gönderiyor. Trendyol'un deposuna göndermiyor ki gönderse bile zaten yine Trendyol'un deposu yok Türkiye içerisinde. Ama burada uluslararası bir operasyondan bahsediyoruz. Yani Trendyol'daki gibi saldım çayıra değil, burada daha kontrollü ilerlemeniz gerekiyor. Daha analiz üzerine ilerlemeniz gerekiyor. Ve birçok ürün yerine en doğru ürününüze karar verip bir ürün üzerinden başlamak gerekiyor. Çünkü yani Amazon arkadaşlar Trendyol hepsi burada benzemez. En komplike satış platformu olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de en büyük hacim ve en profesyonel yer olduğunu da yine söylemekte fayda var. Amazon'da da arkadaşlar FBA depo sisteminde size şöyle söyleyeyim. Emin olun Amerika'da bile yaşasanız kendi evinizden göndereceğiniz, yani kendi evinizden gönderdiğiniz varsa yine Amazon'dan daha ucuza gönderemiyorsunuz. Yani Amazon depolarına ürün göndermek aslında sadece Prime olmak için yapılan bir şey değil. Aynı zamanda fiyatta rekabetçi olabilmek için ve Amazon'un sunmuş olduğu avantajlardan faydalanabilmek için aslında biz aynı zamanda Amazon depolarına ürün gönderiyoruz. Yoksa diğer türlü fiyatta rekabetçi olamazsınız veya sizin kendi başınıza gönderdiğiniz lojistik fiyatları Amazon'dan daha yüksek olacaktır. Aynı zamanda da bu Amazon'da bu yüzden Amazon depolarını bu yüzden tercih ediyoruz. Bence zaten Amazon'un diğer pazar yerlerinden ayıran en önemli özelliğinde bu olduğunu söylemekte bence oldukça fayda var. Bunun haricinde Amazon'da FBA sistemine çok kısaca değinmek istiyorum. Amazon'da FBA sistemi Fulfillment by Amazon olarak açılıyor. Burada arkadaşlar tüm operasyonu Amazon gerçekleştiriyor. Yani siz büyük bir kol içerisinde birçok kalemi koydunuz. Kaleminin de kutusunun olduğunu düşünün. Ve daha sonrasında ürünleri Amazon deposuna gönderdiniz. Amazon onları satış geldiği zaman kendisi paketliyor, kendisi müşteriye gönderiyor. İade geldiği zaman kendisi operasyonu düzenliyor. Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Hatta satış geldiği zaman Amazon kendisi onaylıyor. Siz siparişi onaylamanıza bile gerek kalmıyor. Eğer ki Amazon depolarına ürün gönderirseniz, yani üzerinizden o müşteri tarafındaki yükü atmış oluyorsunuz. Bir müşteri soru sorduğu zaman yine Amazon müşteri hizmetleri o soruyla ilgileniyor. Yani Amazon depolarını kullanmak üstünüzden büyük bir operasyonel yükü aldığını söyleyebilirim. Müşteriye tracking ID iletme derdiniz yok. Müşterinin ürünün nerede kaldı gibi dertleriyle uğraşmanıza gerek yok. Bunların hepsiyle Amazon ilgileniyor. Ve eğer ki olası bir şekilde müşteriye ürün arkadaşlar geç giderse, geç gittiği için ürününüze kötü yorum yazamaz. Çünkü Amazon'a kötü yorumları siliyor. Neden siliyor? Çünkü operasyon Amazon gerçekleştiriyor. Sizin sorumluluğunuzda olmadığı için müşterinin sizin sorumluluğunuzda olmayan operasyonel kısım için size kötü yorum yazmasına da izin vermiyor. Bu yandan da güzel bir avantajı var. Bunun yanında arkadaşlar FBA sisteminin
Yine en güzel avantajlarından bir tanesi de çok ekonomik olması. Dediğim gibi kendi başınıza zaten bir operasyon yapsanız emin olun Amazon'dan çok daha pahalıya bir şekilde o müşteri ürünü ulaştırmış olacaksınız. Bunun haricinde eğer ki Amazon depolarında herhangi bir şekilde ürününüzün başına kaybolma, hasar görme gibi durumlar gelirse Amazon sizin alış fiyatınızdan değil satış fiyatınızdan sizlere hemen bir geri ödeme gerçekleştiriyor. Yine bu da Amazon'un sunmuş olduğu güzel olanaklardan ve sizi koruyan güzel olanaklardan bir tanesi. Ve diğer de az önce de bahsettiğim gibi yine güzel opsiyonlardan bir tanesi herhangi bir iade geldiği zaman bu iadeyle tamamen Amazon'un kendisi ilgileniyor. Siz yine o kısımla herhangi bir şekilde uğraşmıyorsunuz. Yani işin tüm operasyonel kısmını Amazon'a yıkıyorsunuz. Siz tamamen kendi işinizi geliştirmeye, ürününüzü geliştirmeye, kendi işletmenizi geliştirmeye bu şekilde odaklanmış oluyorsunuz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Benimle birebir görüşmek isterseniz de aşağıdaki yer alan randevudan da bir randevu oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.